Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Yepyeni bir otomobil inceleme videosuyla karşınızdayız. Teknoloji kanalındaki yeni arabamız ise Dacia Sandero Stepway. Biliyorsunuz biz Osman'la beraber bir ön izlenim gibi bir video çekmiştik bu araçla ilgili. Alır almaz ilk defa binip değil mi evet, Osman? Evet biz de orada ilk defa binmiştik. Evet ilk defa binmiştik gerçekten de. Yeni tanıtılan bir araç. Şimdi Dacia markası aklınıza geldiği zaman tabii ki hani biraz daha düşük bir algı vardı ama Sandero Stepway'li bu algı tamamen ortadan kalkıyor. Evet özellikle hani dış görünümde bayağı bir değiştirmiş Dacia kendini. İç tarafta da yenilikler var ama dışından bakınca zaten hani bir önceki platformu hatırlayanlar şöyle bir göz önüne getirirlerse İki araç arasındaki farkı direkt olarak zaten göreceklerdir. Özellikle ön taraftan baktığımız zaman şu farların daha ince yapıda ve burada görüyorsunuz Y şeklinde gündüz farları LED farlar, gündüz şöyle farları gel sevgili gelmiş kameramanımız durumda. Gel biraz yakına bak gösterelim şuradan. Şurada şu an kapalıyken de ve açıkken evet. De çekeriz biraz da. Y şeklinde bir gündüz farı var. Şimdi uzunlar halojen. Kısalar ise ve bu gündüz farları ise belli bir paketten sonra LED arkadaşlar. Evet. Bizdeki tabii ki en üst paket olduğu için prestij paketi. Hem konfor var hem prestij var. Burada en üst model olmuş oluyor. Şimdi Stepway yazısı var şurada. Şuraya alınmış durumda. Bu Stepway yazısı önceki nesilde yanlardaydı. Çıkartma şeklinde, sticker şeklindeydi. Bu sefer yanlardan buraya almışlar ki bence bu şekilde buraya yazılması daha güzel olmuş. Zaten yanlarda biraz çıkartma şeklinde çok da hoş durmuyordu açıkçası. Evet. Bu her türlü daha güzel olmuş ve bu panjur da çok yakışmış. Hani önceki nesile baktığımız zaman ön taraf böyle çok böyle albenisi yoktu. Ama bu sefer hani iki nesli yan yana koyduğumuzda aynı çok daha havalı bir araba. Şeyin Dacia logosu olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bu böyle basık bal peteği desenleri arabanın iç kısmında da var. Şimdi mesela önde de var burada. Yarım şeklinde konulmuş burada mesela şöyle bir çıkıntı şeklinde. Bunun daha farklı varyasyonları arabanın içinde de göreceğiz birazdan. Yine sis farlarımız, sis farlarında da krom detaylarımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar algılayıcılar var şu anda arabanın. Eğer o paketi alırsanız belli bir paketten sonra veya sürüş paketimiz var malum. O pakette bu hem önde hem arkada algılayıcıları görüyoruz. Kaputa da değinmek gerekiyor aslında. Önceki nesilde yine düz bir kaput vardı. Fakat bu sefer girintiler çıkıntılar var. Ve bu arabayı önden bakınca daha böyle kaslı bir yapıya sokmuş. Böyle muscle tarzı bir hava gelmiş. Dacia'ya gerçekten güzel olmuş. Hani ön taraf benim çok hoşuma gitti açıkçası. Güzel bir tasarım çizgisi var ön tarafta. Şimdi yanlara bakalım. Yanlarda nasıl bir tasarım çizgisi bizi bekliyor? Evet. Ona da geçelim. Şimdi öncelikli olarak burada fark ettiğimiz olay aslında Stepway ile normal Sandero modeli arasındaki fark. Normalde şunlar yok mesela. Burada ne var? Evet. Şu yan taraftan başlıyor plastik çizgi ve arka tarafa kadar, çamurluğa kadar gidiyor. Yine arabanın biliyorsun kapılarda da var. Evet. Şu plastik imtırak. Aslında plastik sticker gibi bir sticker. Şey. Evet. Yani bu şey değil. Hani bazı araçlarda plastik ya da farklı. Citroen modellerinde var. Kartuş serilerinde. Bu ama sticker gibi bir şey arkadaşlar. Yani bu muhtemelen sökmek isteseniz sökülür. Belki de bir zaman sonra kendi kendine de sökülür mü sökülmez mi? Bunu uzun bir kullanımda bakmak gerekiyor. Bir de burada değişen bir olay da kapı kolları. Dacia'nın eski modelinde şöyle içeriden yukarıya doğru kaldırıp açıyorduk. Bunda ise normal bildiğimiz diğer araçlarda da alışık olduğumuz modern kapı kollarına geçiş yapılmış. Şurada da görüyorsunuz yine araca anahtarsız giriş ve evet belli bir paketten sonra evet, belli bir pakette tabii sonra ki. Sonra anahtarsız giriş sistemi var. Kart şeklinde bir anahtarımız oluyor. Ama o paketi almazsanız normal bildiğiniz anahtarla giriş yapıyorsunuz. Aynen ben öyle. Şuradan bahsetmek istiyorum tavan raylarından. Şimdi bu tavan raylarında şöyle bir durum var arkadaşlar. Şurayı açıyorsunuz. Bagajda bir adet bir alyanımız var. Bunları çektiğiniz zaman bu tavan rayları buradan bu şekilde bir tanesini buraya bir tanesini yatay buraya olarak. Koyduğunuz zaman yatay olarak da ne oluyor? O zaman işte kayak takımlarınızı ya bisiklet da falan. Bisiklet gibi 80 kilograma kadar buraya bir şeyler koyabiliyorsunuz. Yani taşıma kapasitesini bu şekilde arttırıyorsunuz. Zekice bir hareket olmuş. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Normalde tavan rayları olsa da zaten bisiklet vesaire tarzı şeyler taşımak isteyenler enine ray almak zorunda arkadaşlar. Fakat Dacia burada ne yapmış? Böyle bir çözüm sunarak hani ben size uygun fiyatlı bir otomobil veriyorum. Yanında bu da yanında var diyor. Bu da var.
demek ekstra istiyor. Ekstra masraf yapmanıza gerek yok. Tamamen bu kullanıcı odaklı bir otomobil algısı vermek istemiş. Şimdi lastiklere bakalım. 205, 60, 16 lastiklerimiz var. Şu an kışlık lastikleri görüyorsunuz. Bu arada bunlar jant kapağı. İsterseniz 2500 TL ek ödeme yaparak çelik jantta alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada önler disk, arkalar yine kampana. Onu da belirtmiş olalım. Yakıt deposunun kapağı birazcık büyük. Sebebi ise şu arkadaşlar, bu otomobilin LPG'li versiyonu da var. LPG için burada özel bir bölüm oluyor. Eğer o olsaydı, bizdeki şu an LPG'li değil ama olsaydı, o olduğu için burayı birazcık büyük yapmışlar. O modelde burası biraz daha içeride başka türlü bağlantılarda mevcut. Evet. Arka tarafa geçelim. Arka tarafta yine bu Y şeklinde far çizgisi devam ediyor. Şurada bir Dacia yazısı var. Yine Y tasarım devam ediyor. LED gibi görünüyor ama bunlar halojen arkadaşlar, onu söyleyelim. Arkadaki en belirgin yenilik ise bagaj kapağı diyebiliriz aslında. Evet. Çünkü eskiden şöyle şuradan hani tofaşlarda düğme vardı. Düğmeyle basıp açıyorduk. Bu sefer ne yapmışlar? Şu alt kısma yerleştirmişler bagaj kapağının. Bagajı da açalım düğmesini hatta. Ve şu şekilde açılıyor. Şuradaki plastiklerden biraz ben bahsedeyim istersen. Bu biraz böyle ucuz gibi geldi bana, evet. Ya. Hani... Bir de bak şuraları mesela şey değil. Kaplamamışlar. Yani evet. Tamam ama... ucuz araba, ucuz araç ama işte ne bileyim, şuralarda plastik kaplamak. Hani çift taraf, çok mu çift şey olması güzel olmuş ama iki taraftan, evet, da yapabiliyorsunuz. Bagaja bakalım. Bagaj için geniş diyebiliriz aslında. 410 litre bunun, evet, tam rakamını verelim. Bagajda bak şöyle iki tane burada, iki tane burada çengeller var. Hani bir şeyler asmak için falan kullanabiliyoruz. Bu model benzinli bir model olduğu için yedek lastiğimiz var bagajın alt kısmında. Onu da detaylarda gösteririz. Yine kirkomuz var. Şuraya konumlandırılmış. Yani bagaj güzel. Sadece şunu eleştirebilirim ben ki birçok incelemede de onu gördüm. Burası çok yüksek. Yükleme tarafı, evet, bile bu. Hani bir plastik değil ya. Direkt kaportayı görüyorsun. Ne bileyim, biraz daha güzel olabilirdi sanki. Yükleme eşiği yüksek yalnız. Buraya hani bir şey alıp verirken birazcık... Bir de bazı SUV modellerinde mesela şu taban yükseliyor. Yükleme eşiğiyle aynı seviyeye bunda yok geliyor. Öyle bir şey. Hani ama bunda öyle bir şey yapılabilir yok. Yapılabilir aslında. Hani bir tane bir şey yapacaksın. Ama bilmiyorum. Şurada bak çengel var iki tane. Yine aşağıda da çengellerimiz var. Biz de çantalarımızı falan koyduk bu arada buraya. Bu arada bu modelde geri görüş kamerası var arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. O da şurada. Plakanın hemen alt kısmında geri görüş kamerası olduğunu görüyorsunuz. Bu arada şu anda ekranda biz onları koyalım. Ekranda donanım paketlerinde iki tane donanım paketi var. Bir tanesi Comfort, bir tanesi Prestige. Hem Comfort'ta hem de Prestige'de bazı ek donanımlar da paketin üzerine koyabiliyorsunuz. Onları da şu anda ekranda gösterelim. Hani o pakette ne var, bu pakette ne var, onları da siz de görmüş olun. Aracın içine geçmeden önce şunu söyleyebiliriz. Genel itibariyle Dacia'nın bu modeli, yani Sandero Stepway, dış görünümüyle bence modern çizgisini yakalamayı başarmış. Kesinlikle. Yani 2021 model bir araç gibi duruyor mu? Evet duruyor. Duruyor. Hani kesinlikle. Diğer modeli bak çok eskiydi mesela. Tarzı, tasarımı, iç yapısı vesaire. Böyle modern bir araç görünümünden uzaktı ve ucuz bir yapısı vardı. Yani dışarıdan baktığında diyordun ki ya bu otomobil ucuzdur diyebiliyordun. Ama bu Stepway'de dışarıdan baktığında en azından ya bu otomobil çok ucuz bir otomobil diyemiyorsun. Çünkü gayet güzel modern bir tasarım çizgisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar aracın içine geçelim. Biraz da iç detaylarından bahsedelim. Evet arkadaşlar, şimdi iç mekana geldik. Önce arka koltuktan başlayalım dedik. Şimdi arka koltukta bir ön taraftaki kol dayamanın devamı var. Burada hiçbir şey yok ne yazık ki. Sadece bir tane çakmak yeri var. Bir tane USB falan koysalarmış bence güzel olurmuş, onu söyleyeyim. Öte yandan bu şaft tüneli çok yüksek değil. Hani 20 santim falan ya var ya yok, ya da 25 santim gibi bir yüksekliği var. Çok yüksek değil. Isofix bağlantıları var. Koltuklarda görüyorsunuz zaten. Koltuklar çok şık. Onu söyleyeyim. Ortada yolculuk yapılır mı? Şöyle bir göstereyim ben. 1.75 boyundayım arkadaşlar. Ortada yani yapılır. Uzun yolculuklarda bu orta kısım. Bakın tavanın yüksekliği bayağı iyi. Bu arada aracın ben iç ve dış boyutlarını da şu anda ekranda göstereceğim sizlere. Şuraya oturalım. Örneğin şuraya oturduk. Şu anda ben bana göre ayarlanmış durumda. Aracın sürücü koltuğu ve nereden baksanız 4-5 parmak bir mesafe kalmış oluyor. Şöyle kapıyı da kapatalım. Yani arka taraftaki alan yeterli. Arka taraftaki kapı içleri de plastik, onu söyleyelim. Bütün her taraf plastik. Kapı kolları krom detayları var. İşçilik fena değil. Yani Dacia'dan beklenmeyecek kadar kaliteli. Ama tabii ki çok daha pahalı markalar kadar da yüksek bir oranda olmadığını söyleyelim arkadaşlar. Arka camlar otomatik bu Prestige paketi olduğu için onu söylemiş olalım. Kafalıklar aslında şeye çok benziyor. Renault Clio.
koltuk kafalıkları. Onu da belirtmiş olalım. Bunun dışında arka alanda bence özellikle 3 kişinin çok rahat bir şekilde oturacağı bir yaşam alanı söz konusu. Şimdi geldik ön tarafa. Sürücü tarafında gerçekten de güzel bir tasarım bizleri karşılıyor. Şöyle şuradaki kağıdımızı da alalım. Şuraya atalım. Önce açtım madem torpido gözünden bahsedeyim. Oldukça geniş bir torpido gözümüz var. Böyle içeri doğru gidiyor arkadaşlar. Malzeme kalitesi fena değil ama sert plastik. Şu şekilde. Ön tarafta aslında bunu ön incelemede de söylemiştik. Kumaş bir malzeme kullanılmış. Şu kumaş şöyle bakın. Şöyle bir kumaş malzeme kullanılmış. Yine aynı kumaşın devamı hem ön yolcu koltuğunda hem de şoför kapısında devam ediyor. Bu arada Ataka turuncusu diye özel bir tasarım rengi de var. Bunu görüyorsunuz şu anda koltukların kenarındaki dikişlerde de var. Turuncu ıntırak bir renk. Havalandırma ızgaralarında da bu rengin devamını görüyoruz. Hatta arabanın ön tarafında görmüş olduğumuz o hani petek deseninin burada da aslında devam ettiğini söyleyeyim. Biz orada yarımı vardı. Burada tam bir şekilde şöyle bir petek deseni bizleri karşılıyor. Bütün havalandırma tünelleri bu şekilde tasarlanmış. Arabaya oldukça şık bir tasarım kattığını söyleyebilirim. Bunun dışında şu yan tarafta bir torba vesaire atacak bir kancamız var. Hemen yolcu koltuğunun hemen ön kısmında onu söyleyebilirim. Burada çeşitli şeyleri koyacağımız bir alanımız var. Anahtarımızdan da biraz bahsedeyim isterseniz. Anahtarsız giriş sistemi var bu modelde. Tabii ki belli bir paket üzerinde alabiliyorsunuz bunu, onu söyleyelim. Yoksa normal standart bir bağlantı bizleri karşılıyor. Böyle geldiği zaman tabii ki bir kontak tuşumuz yok. Onun için şurada bir tuş koymuş ama bu tuş çok içeri konulmuş. Onu söyleyeyim. Hani basması biraz zor. Yani şöyle görün. Şuraya mesela start engine stop diyor. Buradan açıp kapatıyorsunuz. Eğer bu olmasaydı, yani anahtarlı bir sistem olsaydı şuraya yapılmış olacaktı. Bunu da belirtmiş olalım. Burada bir tane çakmak gözümüz var. Çakmak yuvamız var. Başka USB yok burada. Aslında olsa güzel olurdu. Bir tane USB var. Bence bu USB'lerin sayısı artmalı. Bir tane USB var dedik. O da şurada arkadaşlar. Bu ekranın hemen sol tarafına konumlandırılmış. Bu arada görüyorsunuz ekranda. Şöyle bir telefon tutacağı var. Bence bu çok güzel olmuş. Bu ekranı aldığınız zaman, 8 inçlik multimedya ekranını aldığınız zaman bu telefon tutacağı da görüyoruz. Kullanması bir parça zor. Ama böyle telefonu falan taktığınız zaman, hatta ben bir takayım. Çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Bir parça görüşü kapatıyor ama çok da değil. Hani öyle söyleyeyim. Bu şekilde bunu şöyle de yapabiliyorsunuz isterseniz. Yatay ve dikey bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstermiş olayım. Bu telefon tutma oluyor. Hoşuma gitti benim. Ama bir tane USB yerine ya bir iki tane daha olsa fena olmazdı. Bu arada bu USB'yi taktığınız zaman telefonunuz diyelim Android ise Android Auto'ya geçiyor. iPhone ise Apple CarPlay açılıyor. Böyle bir özelliğinin olduğunu söyleyelim. Yeri gelmişken şu multimedya ekranından da bahsedeyim arkadaşlar. Çok hoş bir ekran var ama şöyle bir sıkıntı var. Bunu normal incelemede de söyledik arkadaşlar. Şurada da çok boşluk var. Bakın ekranın toplam alanını görüyorsunuz. Hadi buradakiler neyse. Burada fonksiyon tuşları var diyelim ama şu kısım çok boşluk olmuş. Tabii bu da belli bir paketten sonra geliyor. Eğer o paketi almazsanız şurada bir şu ekranın arka tarafında bir yer var. Oraya telefonunuzu takıyorsunuz. Şurada USB'yi bağladığınız zaman şu ekran telefonunuza geliyor bir uygulama yardımıyla. Bu da güzel bir şey olmuş. Yani Bluetooth standart olarak geliyor arkadaşlar bu araçta. Direksiyon gayet iyi bir direksiyon var. Şöyle bir açayım. Direksiyonumu düzeltelim. Sizin için düzeltmiş olalım. Şimdi gayet iyi bir direksiyon var. Bu Clio'da kullanılan direksiyonun hemen hemen aynısı. Zaten yeni Clio ve yeni Captur'la aynı platformda geliştirilen bir araç olduğu için hız limitleme ve hız sınırlama fonksiyonlarımız sol tarafta konumlandırılmış. Sağ tarafta ise çeşitli araç bilgisayarını kumanda edebildiğimiz bölüm var. Aynı zamanda sesli komut vesaire de buradan yapıyoruz. Bunun dışında elo iyi oturan bir direksiyon var. Ses ayarlamaları hemen sağ taraftaki standart, bu yıllardır Renault grubunda olan bir kumanda. Bence bunu da direksiyonu alsalar güzel olur ama Renault böyle bir şey tercih etmiş ve bunda devam ediyor. Clio'da falan da böyle bu arada arkadaşlar. Onun dışında diğer düğmeler falan gayet başarılı. Hani tasarım anlamında çok çok iyi bir estetik bir tasarıma kavuşmuş. Malzeme kalitesi söylemiştik zaten ama sert plastik ne yazık ki. Yani Dacia'nın kalitesinin bir tık üzerinde ama tabii ki
pahalı otomobiller kadar da yüksek kalitede olmadığını söyleyelim. Bu uzun vadede trim sesi yapar mı? Evet, o birazcık kafamızı karıştıran soru işaretlerinden bir tanesi. Kumanda kolları burada sol tarafta yer alıyor. Aynalar katlanamıyor ne yazık ki. Onu da eleştirelim. Katlanabilir bir ayna olsa bence sanki güzel olur diye gibime geliyor. Aynaların ayarını elektronik olarak yapabiliyoruz buradan. Dört camımız otomatik. Saklama gözlüğü olarak baktığımızda ise arkadaşlar ön tarafta hem solda hem sağda su, yani 1,5 litreye yakın. 1,5 litre belki tam sığmayabilir ama 1 litre çok rahat sığacağı bir alanlarımız mevcut. Şurada bir kol dayamamız var. Kol dayamamızın altında da böyle ince uzun bir alan bulunuyor. Buraya da çeşitli şeyleri koyabiliyoruz ama burada USB falan yok. Bu kol dayama hareket etmiyor. 2 adet bardaklığımız mevcut burada alt kısımda. Elektronik park freni var. Bu da belli bir paketle alınabilen bir özellik. Normal el freni yerine elektronik park freni burada yer alıyor. Bence güzel bir özellik. Otomatik vitesimiz X-Tronic. Biliyorsunuz bu model aynısı, birebir aynı motor Clio'da da kullanılıyor arkadaşlar. Clio'da da yer alan 90 beygirlik 142 Nm'lik bir motorumuz var. 1.0 3 silindir arkadaşlar. Ve bu X-Tronic sonsuz şanzıman dediğimiz şanzıman da aracın hareketini ve ivmelenmesini sağlıyor. Özellikle şehir içinde bayağı ekonomik bir motor olduğunu söyleyebiliriz. Biz şu an bir test aracı olduğu için yakıt rakamları biraz yüksek. Ama ortalamada en azından rodaj süresi geçtikten sonra 6-7-8 litreleri falan görürsünüz. Da çok 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 yoğun trafikte İstanbul'da, onu da belirtmiş olalım. Biraz ön konsoldan bahsedeyim. Klimalarımız dijital klima var bu sunumda. Bu araçta, bu pakette daha doğrusu. Tuşlar biliyorsunuz önce Duster'da vardı, sonra Clio serisine de geldik. Clio ve Captur'a yine çok hoş, kullanması rahat. Böyle ayarlaması kolay. Otomatik klima var burada. Tek bölgeli tabii ki. Ama otomatik klima gelmesi Dacia ile bence güzel bir özellik. Kadran dijital değil. Analog bir kadranımız mevcut. Temel bilgiler yer alıyor. Bazı işte hızlı vesaire yine şu ekrandan görebiliyoruz. Bunun dışında analog bir kadran var ama böyle açtığın zaman da mesela şekil yapıyor. Göstereyim ben şimdi o şekli size de. Şöyle bir sonuna kadar gidip geliyor bütün kadranlar. Bir de şu kısımdan bahsetmek istiyorum. Burada da çeşitli fonksiyon tuşlarımız var. Bu da aslında şık duran bir tasarım olmuş. Kapıları kilitliyorsunuz, dörtleri yakıyorsunuz. Start and stop var, onu kapatıyorsunuz ve ekonomik modu var. Burada ekonomik modda aracın gidişi birazcık yavaşlıyor, çekişi vesairesi ama yakıt tüketiminiz ciddi anlamda düşmüş oluyor. Birazcık da üst tarafa geçelim. Burada ne var? Şöyle bakalım. Aynalarımız var. Işıklı değil tabii ki. SOS sistemi var. Biliyorsunuz artık otomobillerde standart hale geldi bu. Bu şöyle bir durum arkadaşlar. Acil bir durumda, örneğin dağın başında bir yerdesiniz, araçta kaza yaptınız ve şuurunuz kapalı. İşte bu SOS sistemi sizin konumunuzu ilgili bilimleri 112'ye falan atıyor ve o şekilde arkadaşlar sizin yeriniz belirlenmiş oluyor. Bence çok güzel bir teknoloji. 2021'den itibaren tüm otomobillerde standart olarak gelecek arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Donanım tarafında da özellikleri ben şimdi ekranda getireceğim arkadaşlar sizlere. Donanımda da çok çeşitli donanımlar var. İşte otomatik yanan sensör, far sensörü var. Otomatik yağmur sensörleri vesaire gibi birçok şey var. 6 tane hava yastığı standart geliyor arkadaşlar bu araçla beraber. ABS, ESP gibi teknolojilerin de yine araçta bulunduğunu söyleyeyim. Yine bu aracımızda bizim arkadaşlar kör nokta uyarı sistemi var ki biliyorsunuz Clio'da olmayan bir teknoloji bu. Bunda bulunuyor. Ön arka park algılayıcıları var ve aynı zamanda da az önce söyledik geri görüş kamerasının olduğunu da belirtelim. Bunları zaten liste olarak size koyacağız. Siz de bu test ettiğimiz arabada ne var hepsini görmüş olacaksınız. Evet, şimdi biraz da sürüş deneyiminden bahsedelim istersen Özgür abi. Bir de ben bir iki ufak böyle eleştiri yapmak istiyorum. Öncelikle şu kumaş olayı benim çok hoşuma gitmedi. Neden? Bu yine ben uzun vade olarak düşündüm. Tamam, ilk aldığımızda sıfır olduğunda içine bindiğimizde gerçekten çok hoşumuza gitti. Ama uzun vadede bu kumaş yıpranır mı? Ki ben yıpranacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta kumaş bu. Dolayısıyla ikinci elde bu aracı ileride alacak olanlar için sorun yaratabilir diye düşünüyorum. Çünkü kapı kollarında da var kumaş. Bu ön konsolun önemli bir bölümünde var. Dolayısıyla bu biraz görüntüyü bozabilir. Benim tek endişem bu açıkçası. Şöyle, ben buradakilerini bozacağını düşünmüyorum konsolda, ön konsolda, ama kapı kolları çünkü değil, buraya ve dokunacağız. Leke evet. Olayı var. Hani yırtılmadan ötürü, yırtılmadan ziyade leke vesaire tutar mı tutmaz mı, bunlar biraz tartışmaya açık konular. Diğer bir unsur ise plastik, sert dedik. Gerçekten çok sert. Bir de kalitesini de tartışmak lazım. Ne derece kaliteli, ne derece değil bu plastik.
Onu da tartışmak lazım. Açıkçası hani ben bu otomobili ilk bindiğimde böyle içine evet tamam gayet güzel. Görünüm olarak güzel. Ama şöyle malzemesini ellediğim zaman ne bileyim böyle kafamda bazı soru işaretleri oluşmuyor değil. Ama işte orada da şu var. Onu da şimdi mesela Dacia'ya sorsak söyleyecekleri şeyi söylüyor sana. Bu araba bu full paketi 190 bin lira. Üzerine konulan diğer işte aksesuarlar da var. Şimdi onları ekranda gösteririz. Onunla beraber 200 bin lirayı buluyor. Şimdi 200 bin liraya da otomatik vitesli işte bilmem şöyle özellikli böyle özellikli hani dediğin zaman evet kalitesi düşük ama sonuçta o maliyeti düşük tutabilmek için yapılmış bir hareket olarak görüyorum ben bunları. Yani fiyatı nazarında evet alabilir diyorsun. Bir yürüyelim bakalım Osman'ım. Evet şöyle yavaştan biraz turlamaya başlayalım. Sağdan zaten gidelim. Daha önce soldan gidelim sağda yol bitiyor çünkü. Daha önce zaten sen de denedin abi. Evet. Ben de test ettim arabayı. Evet, kullandık ikimiz de. Tabii arabanın sıfır olmasından ötürü motor performansı hakkında tam net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü özellikle Eco Mode aldığımızda bayırlarda biraz araba sanki bayılıyor gibi. Evet ama rodaj süresinde de olduğu için 300 km'de evet. Bu arada araç arkadaşlar. Rodaj süresinde olduğu için birazcık hani bu onu çok şey yapmadık. Yakıt tüketiminden biraz bahsedelim. İstanbul trafiğinde beni cuma günü bıraktığın o trafikte 8-9 litreyi gördük. Ama hem araba rodajdaydı hem de aşırı bir trafik vardı. Evet. 1,5 saat trafikte kaldım. O yüzden onu saymıyorum. Ama bu arabayı normal kullandığınız zaman ki Clio ile aynı motor biliyorsun. Clio platformunda geliştiriliyor. Clio'da da 7 litre 7.2 falan çıkıyordu şehir içinde. O çok yoğun dediğimiz trafikte bile. Onu söylemiş olalım. Yani yakıt performansı olarak ileride daha da düşecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü hani biliyorsun bu motor açma olayları vesaire var. Evet. Bütün sıfır araçlarda bu. Sadece bu Dacia için söylemiyorum bunu. Ve motor açıldıktan sonra yakıt tüketimi önemli oranda düşüyor. Düşecek. Evet. Dolayısıyla bu da 300 km olduğu için yakıt tüketiminin en azından şu anda fazla olması normal diyebiliriz. Onun haricinde motorun performansını da yine bu rodaj süresine yani motorun açılmamasına bağlamak doğru olabilir. Eğer bu araç bize geldiğinde atıyorum 15 bin kilometrede olsaydı mesela Clio öyle bir şeydi. Evet. Ve motoru gayet açılmış durumdaydı. Bastığımız zaman uzayıp gidiyorduk ki aynı motor olduğunda belirtelim birebir aynı motor. Bu arada şöyle bir uyarıda bulunayım ben sana. O motor 100 beygirmiş. 2020 Clio'lar. 2021 olan Clio'larsa bunda olduğu gibi 90 beygir. Yani bize gelen 100 beygir. 100 beygirdi. Yani 10 beygir daha. 10 beygir daha fazlaydı. Bu arada şunu söyleyeyim. 3 farklı motor. Daha doğrusu tek bir motor seçeneği var. Sandero Stepway'de. Stepway olmayan sürümde 2 tane motor seçeneği var ama bunda 1 tane var. 1.0 TCE dedikleri Renault'un geliştirdiği bir motor var arkadaşlar. Bu model 90 beygir ve 142 Nm sunuyor otomatik vites olduğu için. Düz vitesinde ise 160 Nm bir torku var. Eğer bu arabanın fabrika çıkışı LPG'li sürümünü alırsanız onun torku ise 170 Nm. Böyle 3 farklı seçenek var. Yalnız LPG'li sürümde otomatik vites seçeneği yok. Dizel seçeneği yok. Çok soruyorsunuz bunları. Dizel seçeneği artık Stepway'de bulunmuyor arkadaşlar. Sandero'nun normal versiyonunda bile 65 beygirlik bir atmosferik motor seçeneği var. O hem fiyatı düşürüyor ama tabii ki atmosferik yani eski nesil bir motor olduğunu evet. Söyleyelim. Bir de şu vardı. Bizim ön bakış videomuzda direksiyonu çok sormuşlardı. Demin sen söyledin ama ben de şimdi söyleyeyim. Elektrikli direksiyon olmasından ötürü gerçekten çok kaymaklı bir direksiyon. Evet. Yani hani önceki nesillerde özellikle direksiyonu sorunluydu biraz. Evet. Fakat arkadaşlar bakın yani parmakla bile kullanabiliyorsunuz rahat bir şekilde ve çok konforlu direksiyon gerçekten. Çok yumuşak. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Yani aracın direksiyonuna kefilim o noktada. Şimdi gelelim bunca detaydan sonra aracımızın fiyatına. Daha önceden de aslında söyledik çok çok fiyatını ama son bir kez daha belirtelim ve neden bu aracın aslında fiyat performans modeli olduğunu da sizlere söylemiş olalım. Şimdi Özgür Çetin bize gelen bu otomobil hangi paket ve fiyatı kaç Türk lirası? Şimdi bu araç sevgili izleyicilerimiz, takipçilerimiz prestij paketi bir de konfor paketi var. Hem konfor hem prestij paketleri var. Konfor biraz daha giriş, prestij daha üst seviye paket. Bir de bunun üzerinde bazı ekstra paketler var. Sürüş destek paketi vesaire var. Mesela kör nokta uyarı sistemi var. Efendim ön arka park sensörleri var. İşte kamera var vesaire. Onlarla beraber aldığınızda kampanya fiyatı olarak baktığımızda 180 bin liraya alabiliyorsunuz. Onları da koyarsanız 190 bin lira gibi bir şey yapıyor. Ama kampanya bittikten sonra Şubat ayında devam ediyordu bu. Muhtemelen Mart'ta da devam edebilir artık. Bayağı göre değişir. 190 bin lira olacak. Yani 10 bin lira fark edecek. Yani
bu arabayı normal bir zamanda almaya kalksanız 200 bin liralık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Otomatik vites, her şey dahil değil mi? Her şey dahil. Her şey dahil. Öyle söyleyeyim. Peki, 200 bin bunu almak isterlerse yani ben sadece yeni Sandero'yu almak istiyorum. Onda Sandero Stepway'ı almak istiyorum derlerse kaç para verir? 160 bin liradan başlıyor. Tabi onda böyle ekran yok, işte kartsız çalıştırma sistemi yok vesaire yok. O 160 bin liradan başlıyor. Manuel mi peki? O manuel tabii ki. Yani manuel. Manuel vites olanı alabiliyorlar. O da 160 bin lira. Yani aslında şöyle bir şey var. Bunu çok sordular bize. Bu hani donanım paketi için böyle tonla para vermek gerekiyor ya mesela başka markalarda evet. Böyle. Araba 200 bin lira ama 150 bin lira da pakete veriyorsun. Evet. Mesela bunda 160 bin lira arabanın en dolu hani işte efendime söyleyeyim jantını da aldın, şunu da aldın, bunu da aldın 202-203 bin liraya çıkıyor en fazla. Yani arada 40 bin lira fark oynuyor. En evet. Boş paketle en dolu paket arasındaki fiyat farkı 40 bin lira. Yani Dacia'larda aslında kullanıcısını çok fazla üzmüyor diyebiliriz. Üzmüyor. Çünkü biliyorsun bazı markalarda sadece tek bir ekran alıyorsun. Ekran dokunmatik değil mesela. Dokunmatik opsiyonunu ekliyorsun. Onun için bile senden 6.000-7.000 euro istiyorlar. Evet. Dolayısıyla Dacia'nın burada gayet uygun bir fiyat performans ürünü sunduğunu bize söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dacia'nın yeni Sandero Stepway modelini inceledik. Özgür Çetin nasıl buldun arabayı? Tek kelimeyle söyle. Tek kelime bak. Tek kelime. Tek kelime. Ekonomik diyeyim. Tek kelime söyledim. Ekonomik. Ben de iki kelime kendime bir kelime kıyak yaşıyorum. Fiyat performans diyorum arkadaşlar. Gerçekten de hani bütçeniz böyle atıyorum 200 bin lira civarında ve sıfır araba almak istiyorum diyorsanız özellikle de bu BSU'lara karşı bir ilginiz varsa bence güzel bir araç peki, olmuş. Peki sen alır mısın Osman? Hadi ben sana o soruyu sorayım. Sen de bana soracaksın biraz sonra. 200 bin lira hani şöyle diyeyim. Sıfır bir araç alacak olsam ki ben sıfır araç almaya çok sıcak bakan biri değilim. Bunu da baştan belirteyim. Tamam. Ama sıfır bir araç alacak olsam 200 bin liraya gerçekten bu aracı alırım. Çünkü 200 bin liraya zaten alabileceğim sıfır araçların sayısı belli. Evet. Modeller belli. Yani o modeller yerine ne bileyim bunu hani, almak bence daha mantıklı olabilir. Tabii burada şunu da söyleyelim. 200 bin lira diyoruz ama bu en hani dolu, en dolu paketi paket. Otomatik tabii, vitesi tabii. Vesaire. Belki manuel şu anda alıp, bunu incelediğimiz için ben evet, böyle diyorum. Evet. Hani manuel olup daha da uygun fiyatta da alabiliyorsun. Ki hani o soruyu bana soracak olursam ben de alırım derim. Çünkü hani şu anda otomobil piyasası cep yakıyor, el ya yakıyor. Belli zaten. Fiyatlar da ortada. O yüzden hani 200 bin lira gibi ya da 160-170 bin lira verip böyle bir araç alınır mı? Ben olsam kesinlikle alırım. Çünkü Dacia yani kendini aşmış bence öyle söyleyeyim. Hatta bunun Türkiye'de şu an yok da dünyada da yok. Spring diye bir elektrikli versiyonu var Osman. Nerede var? Burada yok. Duyuruldu ama, zaten. Duyuruldu ama daha piyasaya sürülmedi. O da yaklaşık 150 kilometrelik bir menzili olacak. Türkiye'ye gelirse bak düşünebilirim onu söyleyeyim. Sumo da yani. Buna çok benziyor kasa olarak. Stepway'e çok benzeyen bir kasası var onun da. İnşallah Spring gelir diye geçiyor. Biz de inceleriz yani. İnşallah. İnşallah diyelim. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bu videomuzda sizlerle birlikte Dacia Sandero Stepway'i inceledik. Eğer bu otomobil hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Biz de size dilimiz döndüğünce cevap vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Hoşça kalın.